beslenme ve diyetetik ve diş hekimliği arasında kaldım. Bunların iş alanakları bakımından hangisi daha avantajlı? Hani hangisini seçmem benim için yararlı olur? Aynen. Bunu merak ediyorum. Diş hekimliği. Evet. Şimdi ikisi de sağlık disiplini. Evet. Diş hekimliği ama farklı alanlar. Çalışma alanları farklı. Önce Fatma Nur hocama vereyim. Sonra Barış hocama sorayım. Şimdi ne dersiniz ben, hocam? Ben böyle bir durumda doğrudan beslenmeyi seçtim zaten. Yani böyle bir avantajla başladım hayata. Gerçekten yüksek bir puanla girip ben beslenmeyi tercih ettim. Bu tamamen kişisel bir tercih. İkisi de sağlık alanı ama benim tercih etmemin sebebi ben diş hekimi olarak çalıştığımda çok fazla hastaya temas etmek istemediğim için, dar alanda çalışmak istemediğim için, çok iletişim gücüm yüksek olduğu için çok konuşmaya ve idare etmeye yeteneklerimin olduğunu zaten başından keşfettim. Bu kendi yeteneklerinizi keşfedince hangi mesleği seçeceğiniz konusunda bir gidip gelmeniz olmuyor. Şimdi, aslında ikisinin iş alanı var. Evet. Aslında bir ikisi de kendini dinleyecek. Evet, ikisi de rahatlıkla iş bulabilen, nitelikli olması halinde gerektiği kadar para kazanabileceği, yani hatta üst düzeyde yaşayabileceği iki iş, iki meslek. Her meslek kıymetlidir. Nasıl ben ikisi arasında seçim yapacak kişi aslında kızımız. Seda Nur, akıllıtercih.trthaber.com'da meslekler antolojimiz var. Biz Adnan hocamlarla çok güzel bir antoloji yaptık. Sağlık bölümlerinin hepsi var orada. Lütfen de bütün videoları izle, ona göre karar ver. Mümkünse bu işte çalışanlarla da konuş. Sen karar vereceksin. Hayırlı olsun diyorum. Sonucu bekliyoruz.